Günaydın tatlım. Orçun, bir ara sırtım ayağı sürer misin tatlım? Vay! Rüya sekansı! Adrenalin annem ada gelsin. İçerideyse. Bana da böyle büksel yağ sürerim. Sonra hep beraber takılalım mı? Senaryo yani böyle olsun. Konulu. Orçun. Ay! Anneanne niye zimziriyorsun ya? Uyandırıyorsun beni. Cimcirmedim, etini mıncırdım. Arada büyük otorite farkı var. Allah'ım! Gerçek misin? Gir bakayım içeri sen. Eve gir çocuğum. Dışarıda ortamlar kötü. Düşüp kalktıklarına dikkat et. Açık kola verirlerse de sakın içme. Ha? Aman, yılların otomatik ağız alışkanlığı işte. Hadi sen içeriye gir bakayım. Hadi Orçun. İçeriye gir dedim çocuğum. Orçun! Çılay açmış her yerini. Mayoyla seri serpe güneşleniyor. Tamam canım. Selahattin elini ayağına hakim ol, otur. Sen de. Yahu Bodrum mu burası? Komşu diye ikoncan aldık. Hayat tarzı farkları bir yerden erör verecek diyordum. Aha verdi. Bize uymayan işler. Anneciğim şimdi bikiniyi böyle bir fiil giymiş yatmış mı öyle? Aa bak o önemli o. Şimdi şortlu tek parça geleneksel usturuplu bir mayoysa ayrı. Kenarı ipli bir bikini ise ayrı. Ben gidip olayı yerinde inceleyeyim ona göre bir tavır. Selahattin otur dedim. Bir de böyle mayakini diyeyim. Bir şey var değil mi? Onların bir de tangaları oluyor. Hayır! Yanlarım filan hep morardı arkadaş ya. Yani şimdi siz Açılay'la bir çift misiniz değil misiniz abi? Aa şu an çift değil bir çift insanız Kardo. Yani ben anlamıyorum ki. Modumuz güzel, hoş ama sinyaller karışık. Bak gözlerinin içine baktı. Sana zaafım var dedi böyle dudaklarını ıslatarak. Ama bir aksiyon yok. Hikaye ilerlemiyor. Böyle bir sündü yani. Aa sence biz manita mıyız değil miyiz ya? Bazı sorularım olacak. 30 saniye içinde kısa ve net cevaplar alayım. Okey ama benim önce başka bir sorum olacak. Demlemiyor muyuz? Yok be abi ne gerek var? Aynı işte. Gayet güzel. İç. Ya bir eline sağlık de ya. Bir yoruldun Allah senden razı olsun da ben saçımı sana süpürge edeyim. Sen hep şikayet et ya. Aa, acaba bizim ilişkimizde heyecan kaçtı mı Kardo? Aynı evde yaşıyoruz ya ondan olmuştur kanka. Şimdi ilk sorum. Aynı ortamda değilken mesajlaşma sıklığınız nedir? Günde ortalama 3. Cevap gelme hızı azami 15 dakika. Çek. Gece program yaparken birlikte çıkılmayacaksa karşı tarafta böyle bir şaşırma, bir tek taraflı gülümseme, bir tek kaş kalkması. Ben de zaten arkadaşlarla buluşacaktım. Tafrası mevcut mu? Mevcut. Çek. Ama aynı tafrayı sen de bana yapıyorsun. Doğrudur. Ne dedin? Açılayım. Oh ne bileyim Boram ya. Yani ben anlamadım ki şimdi biz bu kızla arkadaş mıyız? Neyiz yani? Öpüşme? Daha yok. Ama dün benim ısırdığım pizzadan ısırdı yani kimyasal olarak eşdeğer. Pitelin açısından sevgiliyiz diyorsun yani. Peki böyle sarmaş dolaş oturup böyle bir film seyretme falan? Aa öyle bir şey oldu. Hatta sonrasında sen öküz gibi geldin ya kardeşim eve. Geldim değil mi? Sen gelmeseydin ben o gece affetmezdim. Kardo! O kadar dikkatli ve farklı davranıyor ki geçen gece sarılıp saatlerce film seyrettik.
Ve o kadar. O kadar. Böyle bazen kızlar hani yaparlar ya, böyle suratını böyle çok güzel senin suratına böyle yaklaştıra yaklaştıra konuşurlar. Onu yapıyor mu? He. Böyle az önce sakız çiğnemişse mesela onun böyle böyle kokusu gelir konuşurken böyle çilekli, şeftalili, muzlu. Çilekli diyorsun. Ya meyvenin türünün önemi yok. Böyle hani bir konuşurken böyle bir hoş olursun. Bora, ne olur iyi kötü bir manita yap kendini. Bu ne ya? Aramızda ne olacak bilmiyorum ama aynı evin içinde çok zor. Sabah kalkar kalkmaz makyaj yapmaktan cildim fısladı. Sivilce basacak Deniz. Soğan sarımsak alındı. 10 gündür elimi sürmüyorum. Zor geçiyor. Yalnız aynı evde de çok zor be oğlum. Bak vallahi tuvaletten çıktıktan sonra korkudan 3 kere geri dönüp kontrol ediyorum sifonu çektim mi diye. Takıntı oldu yani. Başka kızlar alanında? 10 gündür elimi sürmüyorum. Zor geçiyor. Bu senin Hanzo'yla durum ne? Hanzo olsun bizim olsun be Açılay. Vallahi çocuk nişanlısından ayrıldı benim için ya. Ama sizde de tık yok. Yok değil mi? Galiba ailesiyle ilgili tereddütleri var. Çünkü nereden baksan bu çocuk böyle ailesinin sözüne saygı gösteren, onların tavsiyelerine uyan, böyle isyankarlıktan kaçınan, nasıl diyeyim böyle daha sünepe. Öyle değil mi? Biraz işte öyle bir şey var. Onun için benim aileyi fethetmem lazım. Anneye 2 şişe çamaşır suyu götür, bitir konuyu tatlım. Yok, ben abladan gireceğim mevzuya. Sonuçta genç bir kadın. Bir arkadaşlık olur, bir kaynaşma olur, bir şey olur. Nihayetinde yani bu da tatlı bir kadın. Değil mi? Maşallah. Ozon tabakası, mozon tabakası, güneş patlamaları, vız gelir tırıs gider. Ha? Umurumda mı dünya? Umurumda mı küresel ısınma? Ben ancak açar yatmasını bilirim diyorsunuz öyle mi? Son bölümü tekrar alabilir miyim tatlım? Bip'ten duyamadım çünkü. İyisiniz. Oh, oh, oh. Kimsin be kızım? Kime diyorsun sen? Sana diyorum de. Hatta sen Sünepe değilsin. Sünepeler Derneği lokalinde çay isteyen Sünepe başkanına yenisi çektik daha kaynamadı az bekleteceğim demeye tırstığından çay ocağının arkasında saklanan bir eziksin artık o denli de. Ya senin ben bu kadar lafı nasıl aklımda tutayım acaba ha? Hikaye yazdım mübarek. O zaman özet olarak tüh. Alo. Ha, Zerin de burada. O da suratına tükürüyor. Ha, bil mukabele. Zaten o çaçaron Zerrin dolduruyor değil mi seni? Selahattin aşkısı bak hala ulu manitalığımı, asgari düzeyde bir romantizmimi koruyorum ve sana hala aşkısı diyorum fark edersen. Heh, ama sen bir haftadır bir kaçıp gelemedin anam ya. Hayır ben geleyim karınla konuşayım izin alayım diyeceğim ama ters kaçacak. Yahu ikide bir çıkıp gelmeye bahaneler bitti benim canım. Beyoğlu'ndaki tantunici sayemde villa aldı. Çikolatacı memleketinde çiftlik yaptırdı. O rüzgar gülü satan evsiz herif şu anda mankenlerle geziyor. Her dakika çıkıp gelemiyorum. Ne yapayım? Aşık da. Ya ben seni anlıyorum da Selahattin aşkısı. Kız aşkısı deyip durma. Hemen kulak memesi kıvamına geliyor ona. Kılıbıksın de. Hatta sen kılıbık değilsin. Kılıbıklar konvensiyonuna karından izin alamadığın için katılamayacak bir tipsin artık o denli. De. Ne? Senin ağzını burnunu kıracakmış. Bil mukabele. Selahattin. Ya böyle uzaktan olmaz ama aşkısı ya. Biz mektup arkadaşı değiliz ki. Ben senin telefon sapın değilim. Sen benim Twitter takipçim değilsin. Biz manitayız. Vallahi artık halı saha maçına mı gidiyorum dersin? Ne bileyim ahşap boyama kursuna mı yazıldım dersin? Epilasyona mı gidiyorum dersin? Ben bilmem bir şey bul. Vallahi bulmazsan ben senin iflanı kurtacağım aşkısı. Bak hala aşkısı diyorum. Ee,
Ben spora gideyim o zaman. Sabah koşusu mu yine? Bir haftadır gitmiyordun. Yok ya, spor salonuna üye olacağım. Haftada 3-5 gün düzenli olarak şey yapacağım. Şey, kardiyo. Kim diyor? Ben diyorum. Spor şart. Yani sabahtan akşama kadar dayıyorsunuz kaytaz böreğini, saç oruğunu bilmem neyi. Erkek için çok tehlikeli yaşlardayım. Vallahi diye giderim bak. Ondan sonra bu aslan gibi delikanlı, koç gibi civan, masum Sabi Orçun yetim mi kalsın? Çekinmeyin tabii ki. Bu arada hakkınızda söylenenler için hiç üzülmeyin. Hakkımda söylenenler... Aa ya, ben halkın oyuncusuyum. Gönüllerin starıyım. Eleştirmenlerin söylediklerini ben pek takmıyorum ya. Yok ya, birine sahte çek vermişsiniz ya. Ne? Sahte çek mi? Aa çok sert. Aa, ben normalde sahte marka bile kullanmıyorum. Cihangir'le konuşuluyordu. Biz oradan duyduk. Git konuş Şehmuz. Gülistan babam konuşsun. Mayo işini biz muhatap olmayalım dedi. Tamam. Açılay Bey'in ilgisini çekmek için böyle davranıyor. Allah kimseye çapkın hovarda bey vermesin diye de ekledi. Anladık. Bir sanatçı dekoltesiyle değil işiyle gündeme gelmeli şeklindeki sözleriyle de gündeme damgasını vurdu. Servet Hanım, sana magazin programlarını izlemeyi yasaklıyorum. Ya huyun değişti senin. Tamam, gideceğin konuşacağın. Ama biraz üstü kapalı olaraktan, dolambaçlı yoldan söyleyeceksin. Çünkü lalül vali olmaya, yüz göz olmaya hiç gerek yok. Diyen Şehmuz Kocabaş, ağırbaşlı ve ölçülü tavrıyla göz doldurdu. Yetti ama ha! Günaydın kızım. Günaydın. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım. Sağlığımız yerinde çok şükür. Sağlık dedim de, güneş de cilt kanseri yapıyor diyorlar. Ya değil mi? Ben o yüzden 30 koruma kullanıyorum. UVA bilincinize sağlık. Ha evet. Ama sonuçta kötü hastalık diyoruz yani. Allah korusun, boru değil. Organik gıda çok önemli. Spor, bir de sigaradan, stresten uzak durmak ve düzenli cinsel yaşam. Ben o kadarını bilemem de. Şimdi, bizim zamanımızda hanımların hep beyaz tenlisi makbuldü. Ben de oldum olası hep öyle beğenmişimdir. Cinsel yaşamda. Efendim? Cinsel yaşamda kalmıştı. Konu değişti mi? Değişti. Ha. Yani böyle bronzlaşmak, Mars'ı gibi olmak bir hanıma... Ben zaten doğuştan esmerim. Biraz daha koyulaşmak benim için çok fark etmiyor. Yalnız sohbet de koyulaştı. Siz de mayonuzu kapıp gelin isterseniz ha? Yok sağ ol. Ama siz böyle yanmaya devam ederseniz 50'sine kalmadan suratınız kuru üzüm gibi olacak, hatırlatırım. Kuru üzüm mü? Ben 5 dakika uyuyacağım. Ay, 15 ha? Yavranım mı abi? Yok ya. Kızın yaşı. Çağatay, ne kızı ya? Hangi kızdan bahsediyorsun? Bilmezden gelme sevgilim. 15'lik bir kızla takılıyor musun? Polis seni içeri almış. Zor kurtarmışlar. Bu Ivan'a sert artık. Tiksinç. Ne oluyor ya? Nereden çıkıyor bu dedikodular?
Bak ben 15 yaşındayken bile 15 yaşında bir sevgilim yoktu, okey? Hedef kitlem her zaman 18-40 yaş arası kadınlardır. Ben saksı değilim. Demografik konuşuyorum burada. Ne oluyor ya? Hocam hakkında dedikodular çıkıyor. Ne oluyor böyle? Olur öyle. Şöhrettendir. Sonra çok ararsın bu günleri. Birileri ah yine emir danışman giymiş dese de arayıp yalanlasam gazeteleri dersin. Gey mi? Öyle bir dedikodu mu var? O nereden çıktı ya? Of, sırtım ağrıyor gene ya. Ah Tufancığım, ben seni bildim bileli senin sırtın ağrır yahu. Artık bir doktora git Sevgalım. Ya hastane sponsoru bulmadan gitmeyeyim diyorum ama... para mı vereceğiz şimdi? Baber Saygon! Baber Saygon! 6 ay için kaça? 1200 TL. 1200 TL! Yürüyüp yürüyüp hiçbir yere varamadığın bir makina için. Sadece o değil. Susuz yerde kürek çekermiş gibi yapıp bir arpa boyu yol gidemediğin bir alet için. Bu aletler... Kan ter içinde kalıp yeni bir mahalle bile görmeden duvarlara bakarak yaptığın bir bisiklet yolculuğu için. Siz sadece masaj mı yaptırsanız acaba? O kaça? Seansı 300 TL. Bu bir soygun. Ha. Şimdi benim canım, ben çevresi geniş olan bir kişiyim. Milletvekili tanıdıklarım var. Bana bir ikramınız olursa yarın öbür gün benim de size bir kıyam olabilir. Sadece oyunculara %50 indirimimiz var. Bunun dışında bir istisna yapamıyoruz. Oyunculara mı? Evet. Ha, ben de oyuncuyum zaten. Oyuncusunuz. Nerede oynuyorsunuz? Okey'e dördüncüyüm. Ya şeyde işte ya, o Fırat'ın yazgısı. Hani hatırladın mı? Arkada böyle mızrak tutan, mızrak diyorum, Kaleşnikov tutan. Hatırlayamadım. Ahmet. Ha. Nerelerdesin? Nasıl doğaçlama yaptık geçen gün? Çıtlambık seni. Ha ha ha. Evet, evet. Söylediler. Öyleymiş, doğaçlamaymış. Yalnız benim canım, şimdi sen karıştırdın. Benim bir kardeşim var. Bir dakika. Üye mi oluyorsun? Ha. Ahmet oyuncu arkadaşım sevgilim. %50 indirim aldın mı Ahmet? Ha, yok almadım. Oyuncu arkadaşıma indirimini verin sevgilim. Fakir ama gururlu bir kardeşimizdir. O zaman 600 TL Ahmet Bey. Tamam. Peki. Ah kuzum. Çekimden mi geliyorsun ya? Pardon. Ciddi ciddi bıyık mı bıraktın sevgilim? Evet. Öyle oldu. Şive ne ya? Ne şivesi ya? Benim şivem yok ki. Geçen gün yaptığın karakteri oturtmak için filan mı? Yoksa günlük hayatta kendini bırakınca doğalın bu mudur? Evet, evet. Öyle oldu. Evet. Ahmet Çakalar, benim kartımı doldurduysanız ben gideyim artık ya. Bir dakika. Evet. Bu ne göbek yahu? Sen oyuncu adamsın. Birkaç haftada nasıl oldu bu? Ne bu? İkiz. Bir kız, bir erkek. Hadi görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsin. İşin uzmanının eline düştün. Sana el vereceğim. Ben ki bir obezlik döneminden sonra azimle yağ oranını %12 indirmiş adamım. Ama benim işlerim var. Şşşt! Bu iş disiplin ister. Birlikte çalışacağız. Korkup kaçmak yok. Vazgeçmek yok. Kan, ter, gözyaşına mal olacak ama... sonunda seni filinta gibi yapacağım. Bendesin Ahmet. Diyafram! Ay anneciğim, çok güzel bir şey almışsınız. Vallahi çok teşekkür ederim. Kim bilir ne kadar çok para verdiniz buna. Üzerine doğru dürüst bir şey almak lazımdı. 12 yaşında gibi giyiniyorsun evladım. Sağ ol anneciğim. Tezkerini aldın herhalde. Postallarını göremiyorum. Tamam anneanne. Merhaba. Merhaba canım. Alışverişten mi? Ya. Tüylere diken diken olmuş Gülsen bacım. Çık yukarıdan bir hırka al Allah'ını seversen. Yok yok, şimdi bir çay içerim ısınırız. Komşumuz anneanneciğim. Ne biçim bir şey o?
Anneanne, nezaket diye bir şey duydun mu sen? O dip boyası diye bir şey duydum acaba? Anneanne. Hadi kalkalım artık. Benim pilates dersim var. Vallahi içim ürperdi ha. Dur. Ay. Gülsü Hanımcığım, benim yanımda fazla bir ceket var. Allah aşkına bunu giyin. Aa, yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Yok, hakikaten vallahi ısrar ediyorum. Ne olur, yok. Lütfen. Lütfen. Ya ne yapsın Gülsü ablacığım? Vallahi nevazil olursun. Ciğerlerini üşütürsün, yanına düşersin. Bir koça kendini bulamayız. Aleyim Allah. Peki o zaman. Sağ ol. Anneanneciğim, biz de kalkalım. Aa, siz kalkıyorsanız ceket bende mi kalacak? Ya, o da var ya. Yok, yok, rica ederim. Lütfen siz onu sonra bırakırsınız. Hiç aciliyet yok. Biz komşuyuz, arkadaşız. Lütfen. Ha, oldu. Mersi. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kızım, niye veriyorsun yeni ceketini el aleme? El alem değil anneanneciğim, komşumuz. Geri vermez o ceketi. Ben tipinden anladım. Üstüne yatacak. Kesin. Anneanneciğim, niye üstüne yatsın Allah aşkına ya? O kadar da para verdim, gitti ceket. Aptal bu kız, aptal. Allah boy vermiş, gerisini koy vermiş. Sağ ol anneanne. Kalkalım mı? Selahattin, karına kanıt olsun diye salona bir 5 dakika uğrayıp üyelik kartı alıp bana gelecektin. Lan 2 saat oldu, sen neredesin ya? Sen niye nefes nefesesin? Selahattin ne oluyor orada? Tempoyu düşürme. Düşürme tempoyu. Tempo. Tempo. Tamam. Tamam. Ben seni sonra ararım. Kapat telefonu. Konsantre ol. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Yetti. Artık durduralım. Durdurun. 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 Dünyaya inecek var. Öyle çocuk oyuncağı değil bu işler. Daha ilk günün ben yıllarımı verdim. Sana kıvanç baklavaları yaptıracağım. Hadi! Ya kardeşim, 5 dakika diye çıkarttın. 40 dakikadır dilim dışarıda koşturuyorum. Sen benden niye istiyorsun? Niye taktın bana sen ya? Yanlışsın, başarısızsın. Kaybedenin önde giderisin. Ama kendini bırakmayacaksın Ahmet. Evet. Kıvanç baklavaların senin kıvancın olacak. Evet. Koş! Evet. Koş! Koş! Sorum ikilem. Açılay eşofman giyen erkek sevmiyor. Sen de kalkıp lahmacun almışsın. Deli gönül ister ki eşofmanı çekeyim, lahmacuna bağlayayım. Ama Açılay her an setten çıkabilir ve eve gelebilir. Öte yandan set gece geç saatlerde uzayabilir. Bu durumda emir danışman bir havuzu kaç saate doldurur? Kanka, bu aynı ev işi ilişki başladıktan sonra daha da yıpratıcı olacak. Farkındasın değil mi? Evet. İlk günden aynı evde oturan iki sevgili asla Altınay'ı yaşayamaz. Altınay kim ki? Pavyon şarkıcısı gibi. Altın ay, ilişkinin ilk ayı. Kızların en fena esprilerine bile katıla katıla güldüğü, her dakika öpüştüğün, başka hiç kimseyle görüşmek istemediğin, iki tarafın da birbirinin ağzının içine düştüğü altın değerindeki 30 gün. Halbuki biz daha ilk günden aynı evde. Yer misin? Yok ya, gaz yapıyor bana gece o. Biliyorum. Of, of bu nedir ya? Yetti ya, maçı seyrediyorsun, özetini seyrediyorsun. Sonra 6 saat yorum seyrediyorsun. Ben anlamadım ki 22 adam topun peşinde koşarken ne var bu kadar konuşulacak? O öyle vurdu, bu böyle vurdu diyerek der. Cahil cahil, bir konuşma ya. Elektrik faturasını yatırdın mı? Ha, yatırdık, merak etme. Bütün angaryalar bende zaten. Ayağını indir. Bugün bu evde temizlik yapıldı. Benim ayağım temiz. 3 gündür giymiyor musun sen o çorapları? Bu eşortman sen çıkardığında bile dimdik ayakta duruyor, çimento gibi. Ayıp, at da yıka bunları. Hanım ol, kadın ol, sen yıka ya. Ben de bütün gün çalışıyorum, sen elin ayağın tutmuyor mu? Ayıptır, ayıp. Temizlik insanın içinde olur. Allah'ım ya, sen bana var ya temizlikten hiç bahsetme. Hı? Senin küvette kalan saçlarını topla, sıkıştır, orta boy bir kedi çıkar yavrum benim. Oh, ben sıkıldım, ben çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Ya
Sevsek mi, ne yapsak ya? Çok üşendim ben. Ben de çok üşendim. ...15 gündür çıkıyoruz. Biz bu noktaya nasıl geldik Açılay ya? Aynı evin içinde olunca çok normal. Yiyecek mi? Gaz yapıyor dedik ya. Anladık be. Kim bunlar ya? Şiveli filan. Bilmiyorum Kardo, bizim İzmir'deki eski komşular galiba. Böyle olmaz ya, vallahi böyle olmaz. Eğer Açılay'la sevgili olacaksak benim buralarda acil bir ev bulmam lazım. Nasıl kanka ya? Nereye gidiyorsun? Yok oğlum, bizim sokakta falan bir yer arayacağım ya. Ben zaten yalnız kalamam biliyorsun. Arada sen gelir kalırsın, arada Açılay. Sevgili gelince yakışıklı parlak oyuncu, gidince eşofmanla bağıra bağıra maç izleyen öküze bağlarız. Nasıl formüle Makardo? Ha? Uzay değil mi? On üzerinden? Doktor? Tufan Bey, niye tedirgin oldunuz? Kötü demedim. Sadece enteresan dedim. Doktor, bak şimdi hastalık söz konusu olunca enteresan olmayacaksın. Sıradan olacaksın. Yani bak mesela sıradan soğuk algınlığı candır. Mevsimsel grip baş tacıdır. Düşen yapraklar gibi, yağan yağmur gibi. Gündelik hayatın cilvesi. Ama bir doktor, enteresan, bir iki arkadaşımdan da fikir alayım diyorsa... ...ayvayı yedin aga. Yok canım. Şimdilik hiçbir şey belli değil. Yalnız muayenede bir tuhaflık hissettim. Yani tek şikayetlerin sırt ağrısı mı? Ya, sırt ağrısı, bir de oyuncuların sendika kurması. Onun dışında süperim. Güzel. Tutulma falan oluyor mu? Yok, bilakis. Çok esneğimdir yani. Fare gibi kapıların altından geçerim gerekirse. Doktor bak ne diyeceğim. Sen bana bir ağrı kesici yaz. Ben de bunun karşılığında sana bizim dizinin imzalı kahve kupalarından bir tane takdim edeyim, ödeşerim. Tufan Bey, röntgen ve MR çektirmeniz lazım. Yani doktor diyorsun ki illa kol gibi fatura çıkacak diyorsun yani. Şöyle yapalım. Biz dizinin bir bölümünü sizin bu hastanede çekelim, ödeşelim. Hastanenin tabelasını yalandan mozaikleriz. Ucundan böyle adı görünür, hem reklamınız olur. Ama böyle gizli reklam biraz ahlaksızca olmuyor mu? Yani mesleki etik açısından. Ya Hipokrat yemini sizin meslekte kardeşim. Bizim meslekte yemin falan yok. Rahat. La ilahe illallah ya. Kemek Nişantaşı'nda çaycı akraba yok. Garanti. İnsanlar çift yaratılmış. Buna inanıyor musun ya? Hayır ama çiftleşmeye çok inanıyorum. Espri yaptın ama pek reaksiyon almadı galiba. Şimdi dediler ki ona git. Bu mahalledeki bütün emlak hareketlerinden, yeni inşaatlardan, uçan kuştan, gezen tilkiden oturan boğadan haberi vardır dediler. Deme ya. Vardır. Eşek diyorluk. Malum Cihangir'de kiralık ev kara borsa. Senin istediğin gibi tek bir yer var hemşerim. Bir Alex mi? Alex. Bu sokakta. İki oda bir salon. Lüks. Süper boğaz manzaralı. Eşi yok. Balkonlu. Ve altını çiziyorum. Jacuzzi'li. Jacuzzi'li. Sende bir jacuzzi sever tip var. Yanıldın mı? Aa, başarılı. Adamı gözünden tanırım. Yalnız hemen bana haber vermen lazım, yoksa müşterisi var. Bu konuda hassasın. Hadi ya. Hemen derken? Derhal. Acil. Peki yarın, peki de yarından da yakın. Sert. Bir kişiden haber bekliyorum da o iş kesinleşince hemen tutacağım evi yani. Sağ 24 saat mühlet. Bu akşama kadar haber verdin. Olmadı yarın sabah. Bilemedin eğleyin. En kötü ihtimalle yarın akşama. Gözünün yaşına bakmam. Çok isteyeni var. Jacuzzi kilitli gider. Okey. Pardon. İsim neydi sizin? Bari isteye hitap edebilirsin. Bu kim ya? Alo? Ne yiyorsun? Kıymalı börek. De, sen kimsin? Börek mi?
karbonhidrat almayacaksın sevgilim. Of! Ayrıca neredesin sen? 5 dakika hava alacağım, geleceğim dedin. 1 saat spor salonunda seni bekledim, gelmedin. Niye gelmedin? Ha, gelemedim ya. Akşam evden beklerler diye. Sen benim telefonumu nereden buldun ya? Akşam arıyorsun cep telefonundan. Salondan aldım. Şu an üzerinde ne var? Şu an üzerimde ne mi var? Ya böyle soru mu olur ya? Hayır, eşofman falan varsa çık da bir tur koşalım diyecektim. Yok, ben gelemem. Gelemem. Hadi görüşürüz, kapatıyorum. Korkuyorsun çıtlan bak. Yassı! İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ ol. Akşam şu hava bir serinliyor. Sonra gece olunca daha bir yumuşuyor değil mi? Enteresan. Ha. Akşamüstü bir ürperiyor insan. Üzerine ceket alma ihtiyacı hissediyor. Gece olunca hiç gerek kalmıyor. Ceket de işlevini yitiriyor. Yani. Oldu, iyi akşamlar. Ceket? Bir baktım ki bomboş. Parklar, sokaklar, meydanlar. Çekmiş gitmiş eski dostlar. Paraya satılmış hayatlar. Yani yarına kadar mühlet mi verdi? Evet bro, evi çok isteyen varmış ya. Bir evi 10 kişi ister, 1 kişi alır. Yani şimdi sizin Açılay'la durumunuzun yarına kadar belli olması lazım, öyle mi? O pası vermeseydi, o lüzumsuz pozisyon olmayacaktı. Herhalde oğlum, kız sana o pası vermeseydi, sen yollu olduğunu nereden anlayacaktın ki? Kimmiş o kız? Ya ben bu kız işlerini artık bitirmek istiyorum ya. Gerçekten yani yoruldum ya Açılay. Gerçekten ruhum yoruldu yani. Çok sıkıldım be. Her gece başka biri yani. Nereye kadar değil mi? Ben artık bir ilişki istiyorum. Aslında ben de bir ilişki istiyorum. Nasıl bir şey bakmıştınız? Böyle duygusal, tatlı, beni aldatmayacak, güvenebileceğim biri. Ama Cihangir'deki oyuncu tayfasında böyle biri var mıdır ki? Boş vermişim hayata inat. Pembe düşlere dalmış ve sarhoş seni anmaktan. Batım.
kadın girin içeri ya. Film mi oynuyor, artist mi seyrediyorsun? Evet, artist. Zahter. Hem de mayolu. Camdan bakıyoruz, internet videosunu seyrediyoruz. Kafalar karıştı. La havle ve la kuvvete. Oğlum o ne? Islak havlu, serinletme amaçlı. Ne olacak o? Güneşlenen hanım komşularımızı takdir, güneşlenmeyen hanım komşularımızı teşvik için. Yani Kardo, bu akşama kadar Açılay'la sevgili olup olmayacağımı öğrenmem lazım, yoksa jacuzzi dev kaçtı yani. Kanka bir şey soracağım ama darılmaca, gücenmece yok. O meyveleri gidip kusacak mısın? Niye ya? Çok sert. Böcek falan yoktu mu? Yoktu. Ya yok. Ya eskiden sende bulimiye varmış ya, alelacele yiyince acaba dedim... Ne bulimiyası ya? Yapma öyle kardeşim. Can boğazdan gelir. Ne ayrıca öyle kız hastalığı? Yakışıyor mu delikanlıya? Nereden çıktı ya? Yok öyle bir şey. Allah Allah. Hangi oksimoron dedi ya bunu? Ablam. O nereden duymuş? E sette konuşuluyormuş Kardo. Eşek. Pis. İç. Kim çıkartıyor ya sette bu dedikoduları? Kim? Manken gibi çocuksun kardeşim. O bakımdan mı acaba? Yahu. Köseleye döndü güneşlenmekten. Babacığım hala mı ya? Hala mı? Edep kalmadı. Namus kalmadı. Terasta göz banyosu. Ha? Göz diyorum, güneş banyosu. Olmaz ki babacığım, aile apartmanı burası. Yahu mahallenin bekarlarının gözleri pörtlenmiş, bizim terası seyrediyorlar. Böyle rezalet olur mu? Siz hiç canınızı sıkmayın babacığım. Ben derhal olaya müdahale ediyorum. Siz hiç muhatap olmayın. Bas kahve arzunuz. Ay ben seni yerim. Ben de seni yerim be. Gözlük camlarınızı silebilirim isterseniz. Teşekkürler tatlım. Alo. Olu manita. İnan ki sadece senin bulunduğun bir ıssız adaya düşsem, yanıma alacağım üç şey uydu telefonu, su arıtma makinesi ve bir büyük boy taş olurdu Selahattin. Çünkü ıssız adada erkeksiz kalsam, seninle takılmam, bağrıma o taşı basar otururum. O denli. Kızları mı yazıp veriyor seninle bu lafları? Ben anlarım, ben anlarım. Ayrıca da sinirlenince daha bir muhteşem oluyorsun. Muhteşem Tüleyman. Gelmiyorum diye mi kızıyorsun? Geliyorum benim canım. Şu an geliyorum, bekle beni. Bekle, 10 dakika içerisinde oradayım. Öpüyorum. Seni yerim ben. En sevmediğim şey nedir biliyor musun? Nedir? Mayo izi. Güneşlenirken oluyor tabii. Evet. Hiç sevmem. Mayo izi bir kadın yalvarsın öpüşmem. Ne olacak? Batı dünyası bunun çözümünü bulmuş aslında. Ha, neymiş? Topless tabir ettiğimiz güneşlenme biçimi.